Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Sallu ala Şefii'i Zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi ma ulik ve el-Khatim ma sabak. ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Efendimiz aleyhissalatu vesselam saadetle buyurur ki her kim bana salatü selamı terk eder, salatü selamı unutursa muhakkak ki cennet yolunu unutmuş olur. Salatü selam Efendimiz'e bizim hem tazimimizi ifade eder hem sevgimizi ifade eder. Efendimiz'e hürmet ve muhabbeti bir kimse izhar etmese hiç şüphesiz onun imanı zayıftır ve o iman onu son nefeste kurtaramaz. Onun için Peygamber'e salatü selam bize cennet yolunu açar. Her vesile ile Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam ediniz. Namaz salatu selamsız olmadığı gibi ezan da salatu selamsız olamaz. Lakin yeni moda çıktı. Ezanda salatü selam getirmiyorlar. Yüz bin milyon münker ile dünya dolmuş iken maalesef din adamlarımız onlara bakmıyorlar da ezan-ı Muhammedi'den sonra salatü selam aman getirmeyelim, aksi bir yola gireriz, günah işleriz, hata işleriz diye hiç yerinde olmayan bir telaşa düşüyorlar. Aman acaba bizi bu salatü selam getirdiğimizde acaba peygamber hoşnut olmayacak mı? Öyle bir zehaba düşüyorlar. Cesaretle salatü selamı getir. Peygamber zamanından itibaren aleyhissalatü vesselam ne kadar devletlerimiz kurulmuş ise en son ve en büyük ebed müddet cihan devletimiz 600 sene payidar oldu. 600 sene minarelerinde salatü selam ile Peygamber'e tazimini arz eyledi ve Cenab-ı Mevla onlara şeref ve izzet verdi. Bu 5-10 senenin içerisinde acayip bir hal oldu. Ve memleketin bütün sathında
Ezan-ı Muhammedi'den sonra salatü selamı getirmez oldular. Halbuki ben burada Ezan-ı Muhammedi yasaklandığı vakitte Tanrı uludur, Tanrı uludur diye okuttukları vakitte onun arkasında salatü selam getirdiklerini hatırlarım. Türkçe ezan yaptılar da o vakit arkasında salatü selam getirirlerdi. Ezan-ı Muhammedi 1950'de tekrar yerine geldiği vakitinde gene devam etti. Lakin 5-10 seneden beridir ki bu Hicaz arzında açılan medreselere giden talebeler oradan alıp getirdiklerini burada tatbik ediyorlar ve acayip surette Peygamber aleyhissalatu vesselama, salatu selama karşı geliyorlar. Doğru değildir. Çünkü salatu selamı unutmak, cennet yolunu unutmak demektir diyor. Salatu selamın vakti yok, mekanı yok, her zaman ve mekanda. Çünkü Cenab-ı Mevla minel ezeli ilel ebed Habibine yedi gök dolu melaike de salatu selam eder. Her vakit için, vakti yok. Emirdir. Ve kimse bize diyeceği yok. Ezandan sonra nasıl salatü selam getirecek? Geçen gün Avrupa'daydım da İsviçre'de bir camide Ezan-ı Muhammedi okundu. Ondan sonra imamı olan efendi mihraptan Allahümme Rabbe hadihi davetin nafi'a böyle cehrilen Efendimiz'i tazimen duası var, vesile duası, onu okudu. Dedim ki, bu duadan önce salatü selam zikrediyor hadis-i şerifte. Neye atlayıp da bu duayı okudu dedim. Emir, sallu aleyh sümme felillâhe liyel vesilete vel fadîle. Hadis-i şerif böyledir dedi. Ezan-ı Muhammed'i bittikten sonra bana salatü selam ediniz. Sonra Allahümme Rabbe hâzihi davetin nafi'a ve salatil kâime bunu okuyunuz. Şimdi bütün camilerde bu bir moda olmuş. Hemen ezanın arkasında Allahümme Rabbe hâzihi davetin nafi'a müezzin olsun ya imamı olsun yüksek sesle. Ya bu hadis-i şerifte salatü selam da var. Onu ne atlarsınız dedim. Sen okumuş adamsın. Senin boynunda daha ziyade mesuliyet var dedim. Dedi Şeyh Efendimiz, yalnız bunu, yok o kitabı aç da ondan öncekini de oku dedim. Öyle yapalım dedim. Berekat insaf sahibi kimseydi de dediğimizi kabul etti. İleri gidip münakaşaya girmedi. Bu bir tezkire olsun diye söylenmiştir. Kabul edersen edersin, etmezsen efendim sen bilirsin. Mecburiyet yoktur. Yalnız teessüfü mucibdir ki Peygamber'e karşı olan bu salatü selama riayetsizlik iyi bir hal değildir. Bütün memlekete zulmet çeker. Diyanet teşkilatının bir kalsa bu noktaya dikkat edip de salatü selam ile bu memleketin üzerine çökmekte olan karanlığı dağıtması gerekirken aksine hareket ediyor. Onlar zannederler ki bizden daha alim yok. Lakin Diyanet'teki adamlardan daha alim kimseler dışarıda da var. Onların bildiklerinin fazlasını bilen kimseler de var. Resmen onlar en yüksek makamındadır. Diyanet teşkilatının, lakin dışarıda vazife almadan,
bu memleketin içerisinde alim olan, fadil olan kimseler vardır. Onlara da danışsınlar. Çünkü ehli ilme kibir yakışmaz. Öğütlenmek şeytandandır. Ve talib-i ilim olmak peygamber emridir, aleyhissalatu vesselamın emridir. Salatü selam. Bir memleket bir peygamber sünnetini ısrar ile terk etseler şeriatımızda o memleketi topa tutmak da caizdir. Nerede kaldı ki cümleten peygamber-i zişana salatü selama karşı geliyorlar. Yahu bizim mezhebimiz ehl-i sünnet ve cemaattir. Biz ehl-i sünnet ve cemaat olmaktan dışarı çıkmadık. Onun için peygambere tazim bizim yanımızda iman alametidir, iman nişanıdır. Bunu göstereceksin. Peygambere saygımızı takdim edeceğiz. Peygamber-i zişan bir gün saadetle otururken ya Rabbi Şam'a, Şam'ımıza ve Yemen'imize sen bereket ver. Allahümme barik lena fi Şam'ina ve fi Yemen'ina buyurdum. Hadis-i şerif. Ya Rabbi Şam'ımıza ve Yemen'imize daha Şam fetholunmadı. Şam-ı Şerif ve diyar-ı Şam, Şam diyarı fetholunmamış idi. Hakeza Yemen illeri de. Bununla beraber Peygamber-i Zişan Şam'ımız buyurdu ve Yemen'imiz buyurdu ki İslam'ın mühürüyle mühürlendiği kendisine tebşir edildiğinden dolayı Şam'ımız dedi. Ya Şam-ı Şerif, şerefli Şam. Mübarek olsun dedi. Bize bereketli olsun. Bir kimse bulundu orada ve fi Necdina dedi. Necid ülkesine de Peygamber-i Zişan ona iltifat buyurmadı. Tekrar etti. Allahu barik lena fi Şamina ve fi Yemenina. Ve tekrar. Buyurdular ki ya Rabbi Şam'ımıza ve Yemen'imize bereket ver. Peygamber mucizesi aleyhissalatü vesselam ümmetlerinin o yerlere sahip olacağına müjde veriyor. Belki ehl-ül İslam'ı o vakit müşrikler ve kafirler muhasara etmiş oldukları halde istikbale ait olan haberini bildiriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O kimse tekrar ve fi Necdina dedi. Necid içinde dua etsin. Hünâkel fiteni ve zelâzin buyurdu. Ve minhâ yahrucu karnı şeytan. Orada diyor fitneler zuhur edecek. Çok sarsıntılar, çalkalantılar olacak orada. Ve şeytanın boynuzu oradan çıkar. İslam'ın karınlarını yırtan fitne belası oradan çıkar dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kestirdi. Şimdi Hicaz'da hükmeden kavim Necid'den gelmedi. O zamandan peygambere onlar karşıdır. Dahilde iman gösterdiler ama içlerinde tutmuyorlar. Onun için 28'de onlar oraya hükmettiler. 1928 tarihinde oraya hükmettiler. Devlet-i Aliye'nin hükmü oradan kalktı. Hemen salatü selamı yasak ettiler. Hemen işlerindeki buğzu, adaveti ve nefreti meydana döktüler. Yavuz Sultan Selim cennet mekan
Hadimül Harameyn-i Şerifeyn olduktan itibaren oraya gelinceye kadar da ondan önceki hulefa, ümera, salatü selam ile mukaddes Hicaz arzını tezhir ettiler, tenvir ettiler. 1928'de kafirin hainliğiyle onlar meydana çıktı, onları sürdü. Ehl-i sünnet ve cemaat üzerine olan Şerif varken orada Şerif'i aldatıp Devlet-i Aliye'nin aleyhine kaldırdılar. Sonra Şerif'i bırakmadılar orada. Şerif'i sürgün ettiler. Vehhabileri hayladılar, sil çıkın dediler. Bu milletin haberi yok, ne tarih gelir, ne coğrafya gelir. İlk çıktıkları vakitinde bunlar 200 sene evvelinden çıktığında Taif'e hücum edip Taif'te ne kadar ehlül İslam varsa siz müşriklersiniz, siz kabirlere tapanlarsınız, siz Müslüman değilsiniz diyerekten erkeklerini kılıçtan geçirdiler. Kadın ve çocuklarını esir ettiler. Evlerini, diğerlerini talan ettiler. Sonra Osmanlı Sultanı Mısır'daki Hidive emredip de İbrahim Paşa orduyla gördüğü üzerlerine ve onları oradan tard eyledi. Hepsini kılıçtan geçirdi. Harem-i Şerif'e at bağladılar. Ravza-i Şerif'e at bağladılar. Onların mezhebidir, mezhep dışıdır. Ve peygamberin adaletlerinden dolayı peygambere salatü selam getirtmez. Başlarına sarık koymaz. Sarıklı insan görürse ülkeler musallat olurlar. Başlarına yalnız bir atlı atarlar. Peygamber başına sarık koymadı mı? Sarıklı insan görürse onlar bozuk mezhep değil. Tabii onların mezhebinde değil. İşte onlara itibar. Orada okuyup gelenlere bunu şey diyorlar, aşılıyorlar. Salatü selam getirtme peygambere, mevlid okutma, Delail-i Şerif okutma, okuma. Peygambere tazim imanın aslıdır. Cenab-ı Hakk'a şikayet edeyim. Elbette ki devam edemez. Bu sapık yol devam edemez. Değişecektir. Lakin benim teessüf ettiğim odur ki bunu bilmeden çok kimseler ve Diyanet Teşkilatımızda onlara uyup bütün memlekete sinsice, gizlice müezzinlerin kulaklarını da çekip kulaklarına fısıldayıyorlar. Ezanın arkasında salat getirme. Ben namaz, ezanın arkasında salat getirdiğinde ne oldu? Gavur mu olur? Kafir mi olur? Haram mıdır? Haramlığına dair ayet mi var, hadis mi var? Hepsini Allah'a dava edelim mübarek günde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mübarek gündür. İşte mübarek kurban bayramıdır. Ve onların hükmüne girdikten sonra Hicaz yolunu bin türlü maniyle men ederler. Yok pasaport isterler, yok vize isterler, yok kontenjan derler, yok vergi derler, yok ayak bastı der, yok bilmem ne bastı. Çeşit bin türlü de ümmeti Muhammed'in karşısına mani var. Halbuki o mukaddes arz serbest olarak kim isterse oraya gitmek şartıyla açıktır. Cenab-ı Hak Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki binasına orası açıktı. Atalarımız da orasını revaklar halinde yaptıklarında Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'te kapı yoktu. Kapısız her yerden girilebilir. Ne zaman gelirse girebilir. Şimdi hısar gibi beton yığını yapmış etrafını, ondan sonra kaç metroluk kapılarla da kapıları kapatmış.
Kapılar, kapı yok. Açıktır. O neye işarettir? Mağrip'ten, maşrip'ten her kim kalbine geliyorsa, aşkı şevki varsa, istese yürüyerek geçsin. Bütün yoldaki İslam ülkeleri de yol açacaktır. Bunlar Zeftullah'tır. Allah'ın davetlileridir bunlar. Yalın ayak, başı kabak. Yürüyor Kabe-i Muazzama'ya yol verin. Yardım edin. Bütün çölün içerisinde tertibat yapacak. Yürüsün geçsin. Serbest gitsin. İntisarlarını aldı. İslam alemi de uykuda. Uyuyup duruyor. Kimse seslenmiyor. Ya bu Kabe kimindir? Suudi'nin mi? Bu basından miras mı kaldı Suudi'ye? Neye aşmıyor? Vizası ne? Kimse ağzını açıp da seslenmiyor. Koca İslam alem. 1,5 milyar ahali. Mukaddes yerimiz bu. Manisiz gideceğiz. Peygamberi önleyen müşrikler gibi. Sahabe-i kiramın önüne durdular, giremezsiniz dediler. Ne için dedi, pasaport mu lazım? Vize mi lazım? Bu sene giremezsiniz diyor. İslam tarihinde oldu mu peygamberin zamanından bu zamana kadar? Vizeyle mi gitti bu ümmet, Hicaz'a pasaportla mı gitti? Ne rezalettir bu? Bu kadardır kontenjan diyor. Bundan ayrısı gider maşallah. Sığmayacak mı? Sığmayacak adamı mı davet eder Cenab-ı Allah? Sen davet yaparsın da bilirsin kuvvetini, gücünü, kuvvetini bilirsin. Evet, ben 40 kişiye kadar gümanım vardır, 40 kişinin davet yapar. Bu Allah yahu. Allah'ın beyti bu. Bütün dünya oraya gitse sığdırmasa Allah mı olur o? Nasıl Beytullah'ın sahibi olur? Ne akılsızlıktır bu? Açacağız diyor, genişleteceğiz. Sıvışmıyor hacı. Sana mı gelir de sıvıştıramıyorsun? İlk ben bu Hicaz'a gittim. 1947 İkinci Harp'ın arkasında Haccül Ekber olan senede Allah kısmet etti. İlk gittim ben oraya. Eski halindeydi binaları her şeyleriyle. Efendim, 2 milyon hacı.